Erişilebilir ders materyali eğitim serisi. PowerPoint'te erişilebilirlik. Disleksi rahatsızlığı olan kişiler için slide tasarlama. Hazırlayan Seda Karabulut adı güzel. Disleksi rahatsızlığı olan insanlar dil açısından sinirsel farklılıklara sahiptir. Konuşma sesleriyle bir harf veya simge arasında bağlantı kurma işleminin bu kişilerin beyninde farklı bir şekilde gerçekleştirilmesi okumalarını zorlaştırabilir. Milyonlarca insan disleksi gibi dil açısından sinirsel farklılıklara sahiptir. Sunuları disleksi rahatsızı olan kişiler için daha açık ve anlaşılır hale getiren öğeler bu sunuların genel olarak daha iyi olmasını sağlar. Üstelik bunu yapmak düşündüğünüz kadar zor değil. İlk ve en önemli adım sunularınızda basit ve okunabilir yazı tipleri kullanmaktır. Harfler arasında geniş boşluklar bulunan tırnaksız yazı tipleri en iyisidir. Ayrıca düzensiz çizgi kalınlığı olan veya harflerini birbirine sıkıştıran yazı tiplerini kullanmaktan kaçının. Tırnaklı harf dekorasyonu ve sıkıştırılmış yazı tipleri disleksi rahatsızlığı olan birisi için görsel karışıklık oluşturabilir ve harflerin birbirine geçmiş görünmesine neden olabilir. Genel olarak havalı yazı tiplerinden kaçının. Bunları okumak herkes için zor olabilir. İtalik veya altı çizili harfler kullanmayın. En az 18 punto veya daha büyük yazı tipi boyutunu seçin. Büyük bir odada sunum yapıyorsanız daha büyük yazı tiplerini kullanın. Metninizi kısa, açık ve basit tutmak için her slide'deki satır sayısını sınırlayıp, her slide'ın üstünde ve altında fazlasıyla boşluk bırakın. Bazı kişiler 6'ya 7 kuralını kullanır. Satır başına 6 sözcük ve slide başına 7 satır. Daha ayrıntılı bilgi vermek için konuşmacı notlarını kullanın. Sununuz bittikten sonra slaytları dağıtın. Böylece izleyicileriniz sözel olarak anlattıklarınızın ayrıntılarını hatırlamak için notlara bakabilir. Konuşmacı notları varsayılan olarak okunabilir tırnaksız yazı tipinde biçimlendirmelidir. PowerPoint slaydında parlak beyaz arka planlar göz kamaştırabilir ve bu da metninizi bulanıklaştırabilir. Bunun yerine kırık beyaz veya krem rengini seçin. Metnin kendisi koyu renkte ve harflerin çevresinde geniş boşluklar olmalıdır. Koyu bir arka plan üzerinde beyaz metin de işe yarar. Slaytlarınızda mümkün olduğunca resim kullanın. Metin bloklarını ayırmak ve slaytlarınızın taranmasını kolaylaştırmak için resimler kullanmak harika bir fikir olabilir. Tüm resimleri alternatif metin eklediğinizden de emin olun. Disleksi rahatsızlığı olan birçok kişi metin okuma aracı veya ekran okuyucu kullanır. Resim ve metinlerle birlikte renkli ve yüksek karşıtlığa sahip bir grafik düzeni, disleksi rahatsızlığı olan kişiler için daha anlaşılır biçimde yapılandırılmış bir tasarım oluşturabilir. Bu örnekte her bir alt konu için belirli renk blokları atanmıştır ve her bir temayı güçlendirmek için fotoğraflar eklenmiştir. Bunun gibi bir görsel yapılandırma ile sunulan bilgiler, algısal karışıklık yaratabilen ince çizgilerden oluşan bir tabloya göre daha kolay okunur. Son olarak sunumunuzu paylaşmak için Skype kullanıyorsanız sunu dosyanızı karşıya yüklediğinizden ve bunu masa üstünüzden paylaşmak yerine Skype üzerinden sunduğunuzdan emin olun. Böylece katılımcılar sunumunuzu indirebilir ve siz sunumunuza devam ederken ihtiyaç duyduklarında slaytları istedikleri hızla göz atabilirler. İyi tasarlanmış ve açık bir şekilde yazılmış slaytlar dil açısından sinirsel farklılıklara sahip kişiler için daha uygundur. Ve bu da sunumunuzu herkes için anlaşılır, ilgi çekici ve daha cazip hale getirir. Erişilebilir ders materyali eğitim serisine katkılarından dolayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi, EBA İzmir İçerik Geliştirme Ekibi, Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği'ne, Meral Ünür ve Süleyman Doğan'a teşekkür ederiz.